Hepinize merhaba. Bugünün videosu su savaşlarının başlamasıyla alakalı olacak. Su, dünyada bol miktarda bulunan ve hayat için vazgeçilmez olan, kokusuz ve tatsız bir bileşik. Sıklıkla renksiz olarak tanımlanmasına rağmen, kızıl dalga boylarında ışığı hafifçe emmesi sebebiyle mavimsi bir ışığa, renge sahiptir. Bu Wikipedia'dan da. İşte içinde neler vardır? Sülfat, nitrit, nitrat, işte serbest klor, klorür, işte alüminyum, işte amonyum, amonyum, işte falan vardır. Salak salak şeyler. 22 Mart tarihi önemli. Amerika'da 22 Mart Dünya Su Günü'nde yayınlanmış olan raporda Orta Doğu, Güney Asya ve Kuzey Afrika'da feci bir su kıtlığı yaşanacak. Yani ilk güme giden ülkeler onlar olacaklar. Susuzluğun hani en böyle şiddetli hissedileceği bölgeler. Bu ülkede yaşanan bu sorunlar, sıkıntılar, dertler, tasalar hidroelektrik santrallerinin verimliliğini azaltacak. Yani elde edilecek enerji düşecek. Biliyorsunuz bir ulusu ulus yapan şey nedir? Enerjidir. Enerji yoksa o ulus ulus olmaz. Yani enerji sayesinde bugün enerjiniz ne kadar varsa o kadar ekonominiz düzelir. Sosyal bir sürü toplumsal değerler bilmem neler hepsi düzelir. İşte benzin yoksa, su yoksa, enerjik böyle kaynakların yoksa falan ne yaparsın? Yurt dışına bağımlı olursun bizim gibi. Habire alırsın. Satan ülke olmazsın. Kullanan ülke kendi şeyini kullanamazsın. Yurt dışından şirketler gelir çıkarır senin malını falan filan. Dediğim gibi enerji düştüğü zaman ekonomi de çok etkilenir. Dolayısıyla yer altından çıkarılan suların da aşırıya kaçılarak kullanılması durumunda toprak kalitesinin düşmesiyle bağlantılı olarak bundan ötürü gıda kalitesi düşüyor. Gıda kalitesi düşünce de yani kaliteden önce tabii üretim, daha çok üretim düşüyor, azalıyor. İşte ondan sonra da sosyal yıkım. Önümüzdeki yıllardaki bu 10-15 yıl kadar 7 milyar civarındaki dünya nüfusu aynı şekilde artmaya devam ettiği müddetçe su alanlarının kirleniş ve azalışları yüzünden 2030-35-40 civarında arzla su beklentisi arasında %30-%40 belki %45 civarında bir farklılık olacakmış. İşte bununla bağlantılı olarak da yani bu yüzden de suyun ülkeler arasındaki, uluslararası bu ilişkilerde falan bir silah olarak kullanılması durumu söz konusu. İşte abi bana bir bardak su versene. Ha siktir la. Bana bir kilo altın verirsen olur. Bir bardak su için bir kilo altın vereceğim. Bunlar yaşanacak. Mad Max filmini izlesenize. Bundan birkaç sene önce film çıktığı zaman hani size videom vardı. Mad Max Oğuzsas yazın. Orada göreceksiniz. Videom var. Hani filmin incelemesini yaptığım kendimce. Az da olsa. Filmde bir su savaşı vardı hani. Su için savaşıyorlardı falan. İşte aynen öyle olacak. Küresel ısınmayla beraber su kaynaklarının üzerindeki etkinin 2040-2045'ten sonra falan yükselmesi ve çok böyle vahim boyutlara gelmesi kesinleşmiş. İşte raporda suyun %70'inin tarım alanlarında kullanıldığı, bu yüzden de tarım cihazlarında, ürünlerinde, işte böyle teknolojik atılım planlaması yapılmasının şart olduğu ve bu bağlamda da şehirlerde kısıtlamalara gidilebileceği de belirtilmiş büyük şehirlerde. Tasarruf böyle. Dünyada 7 milyar kadar insan var. Belki de bilmiyorum kaç milyar işte 7 mi 8 mi 8 de diyorlar 7 de diyorlar tam bilmiyorum neyse. Bunun 1 milyarı kısacası yani dünya nüfusunun 7'de 1'i 8'de 1'i su sorunu yaşıyormuş. Yani suya ulaşımda sorun yaşıyormuş. Biliyorsunuz geçen hafta bir tane video paylaşmıştım sizinle onda da internet sorunu vardı. Dünyanın hani işte %70'lik bir bölümü sadece %30'u internete sahip, geri kalan %70'lik bölümü internete sahip değil gibi. Şimdi hakikaten yani dünyanın 7'de 1'i, 8'de 1'inin suya sahip olmadığını düşünün. İşte hayat sadece yaşadığımız şehirlerden ibaret değil tabii yani. Bu dünyada çöllerde de yaşayan insanlar var, kutuplarda da yaşayan insanlar var, Amazon ormanlarında yaşayanlar da var, böyle her bir sürü bölgede insanlar yaşıyor. Her yere tabii hizmet gitmiyor. Zaten bugün Türkiye'ye bakarsanız Türkiye'de de bir tane video göstermiştim size hani geçen yıl Hay'de yayın yaparken Türkiye'de işte 60 sene sonra elektrik gelmiş köyde nasıl seviniyorlardı falan böyle. Hani adamlar mumla dolaşıyorlarmış hala. Acayip bir şey ya. Bizim ülkemizde bile düşün. Sen Afrika'yı falan ne zannediyorsun? İşte aynı gezegende zaman yolculuğu. Geçmiş, şimdiki zaman gelecek aynı yerde. Amerika gelecek, Avrupa, bizim ülkemiz falan şimdiki zaman ya da işte Avrupa biraz daha böyle falan.
geçmiş şey. Böyle boktan işte yerler, Afrikalar, Mafrikalar, kutuplar falan filan oradaki insanların yaşayışları, hayat tarzı olarak söylüyor. E tabii ki suyun paylaşımı da tarih boyunca gerginliklere sebep olmuştu. Daha önce de çok yaşandı su savaşları. Su savaşlarının doğrudan su sebebiyle çıkacağı yoksa suyun öne atılarak çıkarılan bir savaş mı olacağı tabii şu anda bilinmiyor. Bakalım ne olacak göreceğiz. İşte dünya genelinde birçok çalışma var. İşte okyanus suyunu içilebilir hale getiren cihazlar yapıldı. İşte belirli böyle kişisel kullanabileceğiniz teknikler var. Ama dönüştürmesi bu makinaları, bu cihazları falan kullanması sürekli böyle çalışabilir halde insanlığın faydasına olabilecek bir şekilde çok pahalı ve meşakkatli. Gerçi kaynaklar falan tükendiğinde insanoğlu hayatta kalmak için parasına mı bakar? Artık o canavliyle herhalde okyanusları da içeriz. Astronotlar gibi kendi sidiğimizi de içeriz. Biliyorsunuz astronotlar da kendi çişlerini içiyorlar. Neydi o? %70 civarında falan çeviriyor. %30'luk bir çiş kalıyor. Onu da içiyorlar lıkır lıkır. Ne yapacaksın işte? O şekilde yukarıda hayatta kalıyorlar. Ne yapacak herif? Uluslararası Uzay İstasyonu'nda aşağıya hortum mu sarkıtacak? Sucuyu mu arayacak? Abi bize iki tane su falan diyor. Onu mu diyor? Ne yapsın yukarıda? İşiyor. Geri dönüşüm abire. Bir boku bilmiyorum. Öyle bakıyorum bana. Artık yetmez, hayvanları da dadanırız. Onlarınkini de içeriz. Hatta öyle bir tane resim vardı biliyor musunuz? Afrika'da bir ineğin kıçına kafasını sokan bir adam oradan yani ineğin sidiğini içmeye çalışıyordu. Lanet olsun bu ne ya. Yetmez bir gergedanın artık böyle şeyini ağzına böyle dayarız, böyle ağzımızı böyle salyasını içmeye çalışıp hayatta kalırız falan. Hepsini yaşayacağız. Sen ben değil tabii oğlum. Bizden geçecek gidecek. Biz öleceğiz gideceğiz. Bizden sonraki mesela 10. kuşak falan ya da işte 8. kuşak falan yaşayacak bunu. Yok onlar da o da değil. Belki 20. kuşak yaşayacak. Yani en fazla 50'ye kadar yaşanacak bunlar. O yüzden keyfimize bakalım. Oh. Artık terimizi içeriz, yağmuru içeriz. Hani çok büyük sorun değil bunlar yani. Bir şekilde hayatta kalırız yani. Lan bu sefer de bir sürü hastalık falan geçirecek insanlar. Nasıl olsa bir gün yok olacağız. İnsanlar, hayvanlar hepimiz bu dünyadan bir şey olacak. Meteor çarpacak, dünyanın çekirdeği patlayacak. Yok olacağız, biteceğiz gideceğiz. Backup plan. Mars'a bu yüzden gidiyorlar. Ya. Gerçi orada da yok oluruz. Uzaya kazık mı çaktık ya? Amaç ne yani? Aman. O yüzden kişisel olarak bazı önlemler alabiliriz. Mesela ben bir ürün aldım bugün. Resmi var. Videosu da var. İkisini de paylaştım. Twitter'ımda hemen. Linke tıklayın aşağıda. Hemen ilk 2 post, 3 post falan bakabilirsiniz orada. Twitter.com olsası. Nasıl YouTube.com olsası desiniz şu an? Oh, sizin o YouTube'u Twitter.com olsası. Ya biz de bak. Şimdi ben bu videoda tabii size ürünün marka modelinden bahsetmek istemiyorum. Biliyorsunuz riskli olabiliyor. Başıma gelmedik kalmadı zaten bu markalardan, bilmem bir şirketlerden, cartlardan, cürtlardan. Adamları övüyoruz. İbne geliyor, dava açıyor. Manyak mıdır, ruh hastası mıdır bu insanlar, nedir ya? Bu avukatları da yani para kazanacağım diye bizim gibi kanalları izliyorlar. Az çok böyle öne çıkan, bilmem ne yapan. Gidiyorlar işte, ben bu herifin ağzından ne koparsam da gidip de para koparsam bu heriften diye. Oradan hemen dava mava. Ne ala memleket. Çattık ya. Ne kendimizi doğru dürüst ifade edebiliyoruz, ne bir şey söyleyebiliyoruz. Ne bir markadan bir şeyden bahsedebiliyoruz. Sevdiğim bir ürünü size göstereceğim, gösteremiyorum. Böyle bir saçmalık mı var ya? Yok YouTube mail atar, copyright material. Yok işte üründeki bilmem neyi ses niye çaldı, o müzikten copyright material. Videon engellendi, videon yasaklandı. Videon işte şu ülkelerde izlenemiyor. Videonun para kazanması kapandı. Videon reklam alamaz. Videona telif attık. Bir tane iki tane daha yaparsan işte kanalın kapanır falan. Ne oluyor ya? Sonra diyorlar YouTube'dan neden koptun bu kadar yıldır? İşte koparım tabii kardeşim, manyak ettiniz insanları, korkuttunuz yani. Neye uğradığımızı şaşırdık. Anamız babamız var. Kahroldular. Ben de işte isim vermiyorum. Oh canıma gidesin. Gidin Twitter'ıma bakın orada. Bak resim video var, paylaştım hemen bir 3-4 saat önce. Neyse işte Twitter'dan baktınız şimdi ürüne. Geldiniz buraya tekrardan. Annem ve babam kullanıyordu ürünü. Onlar tavsiye ettiler. YouTube'da falan binlerce videosu var. Bakalım bayağı iddialı bir ürün gibi görünüyor. Yapacağız, edeceğiz. Şu an arkamda duruyor. Şurada göstermeyeceğim size ama. Yani yayınlarımda falan görebilirsiniz. Burada şu an göstermem. İşte çok kullanışlı, çok kullanımı var. Kartuşlu ve filtreli çeşme suyunu bir ay süreyle temiz böyle içilebilir suya çevirdiği söyleniyor. Vallahi ben denedim işte annemlerde. Biraz şöyle tattım falan. Herhalde filtresi galiba 1,5 ay falan mı geçmiş? Biraz fazla galiba şey yapmış. Ben tadını beğenmedim. Ama burada şimdi evde denediğimde gayet şey, herhalde filtreyi biraz geç değiştirdiklerinden oldu. Ama tadı güzel yani, beğendim. Ama içmem, onu söyleyeyim. Yani içmek için kullanmam. İşte yemeklere falan kullanırım. Ya da işte çok böyle zorda kaldım mı falan, işte damacana mevzusu. Damacana kalmadı evde. O zaman işte hani koyarım çeşmeye, hemen içerim falan filan. Ne yapıyorsunuz? İşte üstünde dijital bir göstergesi var. O gösterge 100'den 0'a iniyor. 0'a indiği zaman filtreyi değiştir diyor. Bir ay falan sürüyor ortalama bir filtre.
İşte şöyle şöyle bir filtresi falan var. Şöyle şöyle gösteriyorum. Şöyle falan yapıyorum mecburen. Rezillik ya, hale bak ya. 125 liraya aldım bir 125 lira. 125 liraya aldım. Yani 5 liraya aldım. Bir siteden. Vallahi bir günde geldi. Kargoya da şaşırdım yani. Herhalde bu kadar insan böyle YouTube'da falan söylenince, benim gibi böyle birçok kargo firması hakkında böyle konuşunca, binlerce böyle video olunca, herhalde kargo şirketlerine de bir baskı mı yaptı, ne yaptılar birileri, bir bakanlık falan. Bunlar iyi çalışmaya başladı yani son zamanlarda. Güzel, hoşuma gitti. Bir yıl sonra kargo geldi bu eve. Şurada 5 tane kargocu var. Aha, şu an önümde bakıyorum. 1 sene sonra kargocu geldi yani. Artık internetten bir şey alamaz olmuştum. Zaten 1-2 tane marka var. Onun dışında kileri kullanmayacaksınız. Gerçi her şube herkesin yerine göre değişiyor ya. Ne bileyim işte ya. Mecburuz ya, ne yapalım yani. Şimdi kalkıp ya üşeniyorum ya. Ta şimdi gideceğim de şuradan 1 kilometre ötedeki AVM'ye gideceğim. Ta oraya gideceğim salak salak. 1 kilometre. Ne salaklık ya. Ta dünyanın öbür ucu. Ne gideyim ya. Basacağım şuradan, geliyor işte. Ha, ben bu filtreyi dediğim gibi neden aldım? Açıkçası annem babam çok çok söylediler al diye. Yemeklerde falan kullanırsın diye hani. Yemekleri hani her gün döküyoruz ya, su falan, hani onu da kullan. Paradan tabii ki tasarruf ediyorsun. Yani bana soracak olursanız tadı da fena değil. İçme işimin sebebi de biraz psikolojik yani. Korkuyorum sonuçta, İstanbul gibi bir şehirde musluktan su içmek yani. Ne olursa olsun hiç fark etmez. İşte temizliğini yaptım falan. Temizlik olayı da şöyle. Ilık suyla dolu sürahinin, sürahiyi iki defa şöyle bir ılık sudan bir geçiriyorsunuz. Böyle bir komple bir 1-2 litre falan doldurup. Ardından, gerçi 3,5 litre şey boyutu ama yani işte neyse, işte böyle doldurup şöyle bir çalkalayıp falan, hiç makineye falan atmanıza gerek yok. Ardından şey yapıyorsunuz, filtreyi takıyorsunuz, pardon, 1 litre daha ılık suyla doldurup filtreyi içine atıyorsunuz, şöyle bir çalkalıyorsunuz, 1 dakika beklettikten sonra boşaltıyorsunuz komple. Sonra bir daha, 2 defa daha üzerine su falan ılık şey yapıp böyle doldurup filtreyle beraber tekrardan boşaltıp tamam, temizlenmiş oluyor. Bu şekilde temizleniyor. Dediğim gibi Twitter'da videosu var, gidin bakın. Bitti işte çeşmeden su. İçindeki maddeleri tam olarak bitiriyor mu, temizliyor mu? Hayır, zaten kitapçığında da diyor yani. Tam olarak temizlemiyor. İşte kitapçığında diyor ki daha doğal bir tat için diyor. Yani doğal değil yani, daha. Yani biraz daha yani, tam doğal değil. Orada bir kelime oyunu var, dikkat. Yani %50 falan, %100 değil tamamen yani. İşte kireç, suda tat, ne bileyim kokuyu engelleyen, pardon kokuyu sağlayan işte klor, kurşun, bakır benzeri maddeleri azaltıyor. İşte aç musluktan doldur, yemeğini yap. Ama içmek mi lıkır lıkır? Yok, tavsiye etmiyorum yine de. Hani güneşte falan da baktım böyle, suda oldukça berrak ha. Hani alttan baktım böyle temiz görünüyor. Tabii plastik bir şey içinde. Gerçi damacanalar da plastik ya. Yani zararlı hepsi. Biliyorsunuz cam önemli. Cam olması önemli. Keşke cam olsaydı. Bu kadar güzel bir ürün yapıp cam ol... Yani niye yani? Aslında tam da plastik değil. Garip bir şey yani. Plastik mi değil mi tam anlayamadım ben onu. Bir bakmak lazım aslında. Twitter'da gidin bakın. Neyse, bu videoda da bugün size su savaşlarının dünya genelinde yaklaşıyor oluşundan ve en azından bizim bireysel olarak bu konuda şehirlerde yaşayan insanlar olarak tasarruf yapmamızı sağlayan çeşitli yan ürünlere, dediğim gibi Twitter'dan hemen yine bakın bir daha söylüyorum, bulaşmamızın önemli olduğundan bahsettim. İşte hem ekolojik yönden, hem sağlık yönünden, hem ne bileyim ekonomik yönden falan filan, kaynaklar yönünden. Evet, ürünü size öneriyorum. Umarım faydalı olmuştur.